Diyet yapmanın mutlulukla bir ilgisi olduğunu duymuş muydunuz? Sizler için diyetisyen ve beslenme uzmanı Nesrin Aliyeva'dan diyet yaparken mutlu olmanın sırrını öğrendim. Beslenme ve diyetin mutlulukla bir ilgisi var mı? Yanımda uzman diyetisyen ve beslenme uzmanı Nesrin Aliyeva var. Kendisinden diyetteyken insan psikolojisi ne durumda olur? Hepsini öğreneceğiz. Nasılsın Nesrin? Teşekkürler. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Diyet yapmanın insan psikolojisiyle alakası nedir? Şimdi öncelikle diyetin ne olduğunu bir konuşalım. Diyet yapmak hızlı bir şekilde, kısa bir sürede kilo vermek demektir. Zaten diyet yaparken, bazı yasakları uygularken, hani normal hayat tarzımızdan dışına çıktığımız zaman psikolojimiz bozuluyor. Strese sokuyoruz kendimizi. Başka bir taraftan bakarsak psikolojisi iyi olmayan insanlar, mesela insan öfkeliyken, mutsuzken ve sinirliyken ne yapar? Hemen yemekten haz aldığı için yemeğe saldırır. Bu insanlar insana göre değişiyor mu? Evet, bu insanlar bazıları mutsuzken yemek çok fazla yiyor, bazıları mutluyken. Mesela ben mutluyken çok fazla yemek yiyorum. Ben de mutsuzken kilitleniyorlar, hiçbir şey yemiyorum. Peki duygusal açlık nedir? Açlık fiziksel olabilir ve duygusal olabilir. Fiziksel açlık yaşayan kişiler yedikten sonra asla kendini suçlu hissetmezler. Duygusal aç kişiler yedikten sonra kendini hemen suçlu hissederler ve bir şekilde telafi etmeye çalışırlar. Neyle? Ertesi gün egzersizle veya ertesi gün açlıkla veya çok sık duyduğumuz pazartesi diyetleriyle telafi etmeye çalışır. Hı hı. Yani duygusal aç kişiler, insanlar önünde sinirliyken veya mutsuzken, üzgünken önünde olduğu yemeklerin miktarını, yediği zamanı ve ne yediğini farkında olmadığı için her şeyi yerler. Benim de çevremde var bazı arkadaşlarım. Diyet yapıyorlar, spor yapıyorlar mesela. Buna rağmen kilo veremiyorlar. Bunun sebebi nedir? Hormonlarla bir ilgisi var mıdır? Şimdi şöyle başlayalım. İnsanların psikolojisiyle ilgilendiğim için ve tıp fakültesinin psikiyatri bölümünü bitirdiğim için öncelikle zayıflatmadan önce insana kilo veren nedenleri bulmak lazım. Hani insana aşırı kilo veren, obeziteye yol açan nedenleri bulmak lazım. Bunlardan biri hormon bozuklukları olabilir veya vücudun olan hormonları yeterince kullanmaması olabilir. Mesela ilk başta konuştuğumuz hormon tiroid bezini hormonu olabilir. Tiroid problemleri yaşayan insanlar ne yapsalar, spor yapsalar bile, aç kalsalar, sürekli salatalar ve meyvelerle beslenseler bile hiçbir türlü zayıflayamazlar. Peki kahveyi çok sevenler için sormak istiyorum. Diyet yaparken kahveden nasıl kopacağız? Şimdi bu en çok duyduğum sorulardan biri. Herkes kahve dost mu düşman mı diye soruyor. Bence kahvenin miktarına ve tüketildiği zamana bağlı bu tamamen. Mesela sabah aç karnına kahve içerseniz eğer uyanırken kahve komple metabolizmanın hızını yavaşlatır ve gün boyu yediğiniz her şeyi yağa çevirir. Ama spordan yarım saat önce kahve içerseniz, bir fincan kahve, sporda yaptığınız egzersizlerin daha çok yağ yakımına sebep olur. Önümüzdeki meyveler de çok güzel duruyor ve meyvelerden kopamayanlar da, vazgeçemeyenler de oldukça fazla. Meyve tabağı var, bir de meyve suyu var. İkisinden birinde seçim mi yapmak zorundayız? Şimdi bazen bazı insanlar diyetteyim diye sadece ana öğüne ve serbest öğün gibi meyveni kullanıyorlar. Yani sabah kalkıp da iki elmayla günü başlıyorlar ve akşam bir muzla günü kapatıyorlar. Bu çok yanlış bir fikir çünkü meyve ara öğün gibi tüketilir. Yani yemekten yaklaşık 2 saat sonra veya 2 saat önce tüketebilir. Kış aylarında enerjimiz genelde çok fazla düşüyor ve halsiz oluyoruz. Kilo vermemiz de zorlaşıyor. Neler yapmamız gerekiyor bunun için? Şimdi insanların hayat ritimleri ve vücuttaki biyolojik ritimleri mevsimler değişince değişebiliyor. Mesela yazın daha çok su içtiğimizde, kış geldiği zaman, hava soğuduğu zaman daha çok çay içeriz.
veya yazın daha hareketli olduğumuz zaman kışın hareketsiz, böyle halsiz, bitkin oluyoruz. Bu da tamamen zayıflamayı etkiliyor. Yazın spor yapmadan zayıflayabilirsiniz ama kışın metabolizma hızını yükseltmek için, daha iyi yapmak için mutlaka spor yapmanız gerekiyor. Yani sadece diyetle zaman yapmamız gerekiyor ama tabii ama kışın daha çok, çünkü daha çok. Kış mevsiminde karanlıkta salgılanan hormon miktarı arttığı için metabolizmamızın hızı yavaşlanıyor. Bunu telafi etmek için de kışın daha çok spor yapmamız gerekiyor. Mesela yazın eğer haftada 2 kere yapıyorsanız diyet yaparken, kışın haftada 3 kere yapsanız daha hızlı zayıflarsınız. Çok teşekkür ediyorum Nesrin, sana vermiş olduğum bilgiler için. Ben teşekkür ederim dinlediğiniz için, ilgilendiğiniz için. Beslenme ve diyetin mutlulukla çok ilgisi varmış Nesrin Hanım'dan öğrenmiş olduk. Başka bir konuyla görüşmek üzere, hoşça kalın.